Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin selavat. Geçen hafta burada haşr mı yapmıştık yoksa Allah'ın ispatı mı yapmıştık? Tevhid'di. Nerede yaptım bilmiyorum. Haşr öyle yapmak istiyordum böyle. Hem canlı yayınla beraber hep beraber böyle ahirete inanmak, ahiretin varlığı ihtiyaç mı diye bir ders yaptık böyle. Onun devamı çok güzel. Benim çok hoşuma gitmişti. Ahiret ihtiyaç mı? Şimdi okuyacağım yer farklı böyle. Namazda bayağı burası sayfa hatırıma geldi. Yani aynı sayfa, aynı şekli geldi, şekli. Benim hiçbir medhalim yok. Kime bakıyor da bilmiyorum. Bu dersin, ha benim. Bu dersin seçiminde benim medhalim yok. Benim pek iradem yok. Yani ben seçmedim bunu. Mutlaka ya burada olanlardan ya da canlı yayında olanların ihtiyacı. Sanki benim ihtiyacım yok. Birincisi kibriya ve azamet hakikatıdır. Kibriya ve azamet hakikati. Bu hakikat ikinci şuanın ikinci makamında ve Risale-i Nur'un mutadid diğerlerinde burhanlarla izah edildiğinden burada bu kadar deriz ki. Kibriya ve azamet ne demek? Arkadaşlar, kibriya ne demek kibriya? Kibriya. Mustafa ne demek? Ha? Ya bak, sonsuz büyüklük. Sonsuz büyüklük. Peki azamet ne? Her şeyi ihata etmesi. Her şeyi ihata etmesi. Ya o da büyüklük. Söyleyen var mı abiler? Kibriya ve azamet. Bekliyorum. El azametu izari vel kibriyav izari. El azametu izari vel kibriyav ridai. Bu ne diyor buna? Hadis-i kutsiymiş. Hadis-i kutsi. El azametu izari vel kibriyav ridai. Bir tanesine diyor ki benim üst örtümdür. Bir tanesine diyor ki alt örtümdür. İki tane örtü var. Allah kendisini bununla gizlemiş. Biz bu alemi şehadette ve bizdeki şey de Allah'ın azameti ve kibriyası karşısında sistem bozulmasın. Yani şimdi bizim tabirle imtihan bozulmasın diye kendisini örtmüş, sarmalamış. İhram iki parça. Bir tane üst parça, bir tane alt parça. Söyle Mustafa. Bu ne var ya ben? Bak şu alan 104. Şimdi el azametü izari vel kibriya ridai. Bir tanesi üst örtü, bir tanesi de alt örtü. Neye benziyor? İrhama benziyor. Allah yemez içmez, cinsel ihtiyacı yoktur. Ona en güzel örnek Ramazan'da yapıyor. Yemez içmez, bizi cinsellikten uzak tutuyor. Allah'ın bu vasfına ayna oluyoruz. Haçta ise Cenab-ı Hakk'ın azametine ve kibriyasına ayna oluyoruz. Şimdi o örtülere bakacağız. İzar neydi bak bakalım. Birine şey diyor, kaftanımdır diyor Hasan abi. He. Yani beraber yapmak için ben katılımcı istiyorum. Azamet gömleğim, kibriye ise kaftanımdır diyor hadis-i şerif. Hadis. Azamet? Azamet gömleğim. Gömleğim? Kaftanım. Gömleğin üstünü örten. He. Bu hadis. Ama el azamet izari vel kibriya ridai. Azamet gömleğim. Rida alt gömleği. Alt gömlek kaftan. Evet. O münacatta da Hasan hocam azamet kibriyası. Alt üst hemen alacağım seni. Alt üst derken bir belden yukarı bir belden aşağı gibi iken bir de bir üstüne giyilen manasında. Mesela kaftanım derken kibriya. Yani yukarıdan aşağı entare, izar derken, şey azamet derken içerideki gömlek, kibriya üstü örten şey. Yani alt üst örtme manasında olduğu gibi, yani alt, ihramda alt parça, üst parça iken bu da var. Bir üstüne giyilmiş. Hadiste de azamet gömleğim, kibriya kaftanım. Hadis-i Hadis-i Kudüs. O zaman bizim tabirle bir tanesi gömlek, bir tanesi palto. Allah kendisini böyle setretmiş.
Sonra bununla meşgul olup da o perdeyi kaldırmada insandaki üstü açılması lazım. Allah'ın üstü açılabilmesi için ilk önce kendi üstümüz açılması lazım. Kendi üstümüz açılmadan Allah'ın üstünü açamayız. Yani kendini irşad edemeden başkasını irşad edemediğin gibi kendine söz geçiremezsen başkasını da geçiremezsin. Yani kendini tanıma. Evet. Kendini tanıma nispetinde Allah'ın azamet ve kibriyası kalkıyor. Yoksa azamet ve kibriya perde. Şiddeti zuhurundan perde olmuş. Diye bir öyle diyor. Yüzünün perdedir diyor. Lemat'ta, Munacat'ta geçiyor. Ey şiddeti zuhurundan ve azamet-i kibriyasından tesettür etmiş olan Zat-ı Hak deriz. Ben onu diyecektim. Ey şiddeti zuhurundan ve azamet-i kibriyasından tesettür etmiş olan Hak deriz. Allah gizli değil. Azametine gizli. Neye benziyor? Örnek. Bunu... Şimdi Temmuz ve Ağustos'ta şiddetli bir güneş vurduğu zaman böyle acayip gölge arıyoruz ya. Gölge bile tahammül edemiyoruz gölgeye. Mesela Kabe'de. Orada da tahammül edemiyoruz. O zaman dışarı çıkıp o gölgeden, o çadırdan hala hayalime geliyor. Kabe'de yani mesela Arafat'ta, Muzdelife'de şurada. Bakamıyorsun yani. Çok şiddetli. Niye bakamıyorsun? Gözünü alıyor. Gözünü alması perde. Yani güneşe niye bakamıyorsun? Güneş perdelemiş kendisini. Neyle? Azametiyle. Güneşe bakamıyorsun da güneşin sahibine nasıl bakacaksın? O şiddeti zuhur kendisini örtmüş. Perdelemiş. Şiddetli. Peki Allah gizli mi? Hayır. En açık Allah'tır ama en gizli de o. Niye? Güneş her şeyi gösterince en açık o oluyor. Her şeyi göstermesiyle en açık o. Açık olan açıyor. Kapalı olan zaten kapatmış oluyor. Bak açık olan açmış. Güneş herkes her şeyi gösterince daha ziyade kendisini gösterir. Bu Risale'deki cümleleri söylüyorum. Her şeyi gösteren daha ziyade kendisini gösteriyor. Güneş her şeyi açıyor ama niye kendisine bakamıyoruz? Güneşin açlığına bakıyorum. Çadıra bakıyorum Arabistan. Burada bakıyorum. Şuraya buraya bakıyorum ama güneşe bakamıyorum. Niye? Perdelenmiş. Neyle perdelenmiş? Örtmüş kendisini. Öyle bizim bildiğimiz böyle paltım altına değil. Nuraniyetiyle örtmüş. Şiddeti zuhuratıyla. Şiddetli. Allah o kadar şiddetli tecelli ediyor ki kendisi şiddetin içine gizli. Bir de şey var noktasına sana Mesnevi'nin sonunda. Orada bir sual var. Herkes aklını niçin göremiyor diyor. Cevabın, evet. Şiddeti zuhurunda. Cevabın diyor. Şiddeti zuhurundan ve Adem'in ziddiyetin yani. Adem'inden. Yani şiddetli bir şekilde. Bir de Allah'ın ortağı olmayınca, zıt olmayınca Allah mutlak oluyor. Mutlak da gözükmez. Biz nasıl güneşi zıddıyla gördüğümüz... Mesela gece değil de gündüz de değil. Bir tanesi olsa, gündüz olsa, devamlı hiç gece olmasa gündüz olduğunu bilemezdik. Şimdi... Allah niye gözükmüyor? Bir, şiddeti zuhurundan. İki, Allah'ı gösterecek zıttı bir şey olmayınca aha bu değil bu, bu değil bu, bu değil bu. Yani zıttın ademinden. Allah'ın zıttı olmayınca Allah ne oluyor? Mutlak ve muhit oluyor. Mutlak ve muhitin ihata edilemediğinden, ona bir şekil, bir suret verilemez. Şekil ve suret verilemediği için o... Biz de şekil ve suret de alıyoruz içeriye. Şekil ve suret olmayınca göremiyoruz zannediyoruz. Oysa her şey o. Her şey ondan ya. Yani. Her şey ondan olması mesela esması. Mesela. Evet. Güneşe bakamadığın gibi kendini açığa çıkarsa gösterse onu görecek mesela musahit bir göz yok ki. Evet yok. Şemsi şumuz. Evet göremezsin. Evet. Yani balık için su şiddeti zuhurundan gizlenmiş. Çünkü evet. Su her tarafı yata etmiş. Balığa desen ki nasıl yaşıyorsun burada ıslak bir yerde? Suda. Ne suda? Yani Allah, yani suda olduğu halde suyu bilmez. O zaman varlık aleminde bir şeyi bilmemiz o şeyin zıttıyla mı olacak? Zıttıyla olacak. Zıttı yoksa bilemez. Allah'ın zıttı yok. Zıttı. Gece gündüz gibi. Gece gündüz gibi. Hak batıl gibi. İman küfür gibi. Soğuk sıcak gibi. Allah Allah. Allah Allah. Neyse. Ama cennetten sonra artık çok kapalı. Cennete ne kadar hoş ya. Onun diyor cemalini diyor. Rüyeti cemalini mesela. Ne şekilde görülecek ki o? Yön, hadis-i şerifte diyor ki o gözükmeyi yön, cihet,
vasıf, sıfat, tanımlama, anlam, cihetlerinde tamamen mübara. Bilmiyoruz. Yön, mekan, vasıf, suret, cihet yok yani. İmam Azam'ı görmüş ya Cenab-ı Hakk'ın bir defa demiş ya nasıldı? Demiş ki sizin bildiklerinizden beriydi. Evet. Allah. Fıkıh-ı Ekber, Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ın kitabın Fıkıh-ı Ekber'inde 5-6 kişi Allah'ı gördüğünü yazıyor. Bir tanesi de İmam Azam onlardan. Bir tanesi İmam Ali, Ahmet bin Hanbel. Ahmet bin Hanbel'i çok zikrediyorum. Allah şefaatine mazhar eylesin. E peki onlar kaydetmedi mi ya bir yere şu şekilde gördüm diye? Sormuş. Belki edemezler. Yo, demiş ki nasıl gördün demişler, nasıldı demiş İmam Azam'a. Gayet öyle geçiyor Halit abi. Diyor ki sizi ne düşünüyorsanız, ne kim ne düşünüyorsa ondan beriydi. Mesela Halit abi böyle bir haz oluyor ya, huzur. Huzur. Bak sen bunu yaşayan insansın biliyorum. Herkes yaşıyor. Ya namazda, ya Kur'an okun, ya derste. Böyle bir huzur yaşıyorsun. Bunu pazardaki çarşı alışveriş yapan o gafil insanlar anlat hadi. Yok normal insanı da anlatamazsın gibi. Evet. Hani mesela herhangi bir şeyden lezzet aldığın zaman. Evet ya. Ama o daha değişik bir şey. Yani. Allah ancak Allah niye ha? Neden aklıyla herkes göremiyor? 247 mesnevi. Bir de dün akşam çok güzeldi. Dün neredeydik ya? Dün Esbiye'deydik biliyorsun. Esbiye ha. Çok hoştu. Mesela 216. sayfada Mesnevi'de. Sen Şaban Ali, sen Nurlar ne zaman tanıdın abi? 85'te. Yaşın kaçtı yani o kastedi? 25. 25. O Bulut Çağlı'yla 25 arası 10 sene var. 10 sene gaflet. Diyor ki 216 Mesnevi'de burada. Eğer 10 seneyi kaza, biliyorum da ettiğini, kaza namazını, kaza orucunu yaparsan o 10 sene geri geliyor. Yaşanmamış gibi iken namazsızlık yaşanmamış oluyor. Ademi oluyor. Yok. Yok. Sanki yok. Yok sanki yok değil. Yok yani. Ama kazası yapılırsa diyor 216'da mesleğinde o avdet ediyor sana. Yeniden yaşanmış oluyor. Çünkü bundan daha müjde olur mu? Bundan daha müjde olur mu? Yaşanmamış yaşanmış oluyor. Bundan daha müjde olur mu? Yani düşünen insan için müjde tabii. Biraz ahirete şuuru olan için müjde yani. Üstad ne diyor ya? Ne okuyor? Nasıl geçiyoruz oraları? Bak diyor ki neden aklıyla herkes göremiyor? Kemali zuhurundan ve zıddın ademinden. Şiddeti zuhurundan bir de zıddı yok. İnsan ne ile anlar diyor? İnsan şöyle anlar ancak. 538 sözler şimdi. Şöyle diyor. İnsanın duyguları yani gözü, kulağı, bir de vefa, haya, edep, bunlar yani duygu, insani duyguları ve fikirleri. İnsanın fikirleri ve duyguları. Ya insan bir kere şeyi bilmiyor ya, biz bilmiyoruz. Şu anda dersteyiz değil mi? Şu andaki haletinize soruyorum. Hepimiz dahiliz. Şu andaki haleti söylüyorum. Şu anda beden sizin haletinizde mi? Siz mi bedenin içindesiniz şu anda? Beden bizim haletimizde. Evet. Şu anda bu beden bizim içimizde. Biz bedende değiliz. Bu halet peki, iyi dinleyin şu. Bizim bu beden haletteyse beden halet nerede? Halet nerede? Halet nerede? Halet nerede? Allah Resulü cevap veriyor. Cennet bahçelerinin bir bahçedir şu anda. Şurası, burası değil şu anda. Ama sureti bu. Sureti burası. Suret bu. Ama ne? Cennetin bir şubesi, cennetin şeyi, tezahür. Orası şu anda. Lezzet cihetinde. Evet, işte. Lezzet anında, keyif anında, gadap anında, hiddet anında, kafir dahi olsa... Gadap olur, hiddet olur, zevk olur, lezzet olur, merhamet olur, şefkat olur, huzur olur şu anda. Şu anda bedende değiliz, beden bizde. Peki bu halette bedense o halet nerede? Ya cehennemde ya cennette. Gadap, hiddet, nefret, öfke, intikamsa o halet cehennemde. Beden halette, halet cehennemde. Eğer huzur varsa beden halette, halet
Şu anda cennet bahçesinde. Şu anda cennet bahçesindeyiz. Sanki demiyor ki ilim meclisleri cennet, sanki cennet bahçesi demiyor ki. Cennet bahçesidir diye hüküm söylüyor. Bediüzzaman Hazretleri ne diyor şu dünya için? Dünya ahiretin üzerine tenteneli perdedir diyor. Derslerle böyle açılıyor işte. Tenteneli perde var ya böyle. Böyle geliyorsun, görüyorsun. Üstad Başka ne diyor? Bir saray var diyor. Lema, 30. Lema at kelimesinde. Bir saray var diyor. İyi dinleyin bak. Sarayın içerisinde alem var diyor. O alemin içerisinde şehir var diyor. Şöyle desem, Çabalan kardeş. Güney Köy'ün medresesi var. Pazar ilçesi onun içinde. Pazar ilçesinin de Rize'de onun içerisinde. E tamam da bu köy nerede? Yani bak bu bina köyde ya bu bina şu dershane. Bu köy bu binanın içinde. Bu köyün içerisinde pazar ilçesi. Onun içerisinde de Rize ile ili. Tamam da bu ev nerede şimdi o zaman? Dişim içimde ise içim dışımda olmayacak mı? Tabii. He, peki ben bedenimi halete sokmuş. Şu anda haletteyim ben. Şu anda hakikaten haletteyim. Beden de değilim. Beden bende. Benim aletim nerede? Hangi cins haletse o cinsteki alemde. Yani ya celali boyuttayım ya cemali boyuttayım. Onun için Üstad Hazretleri diyor ki onlar şu anda cehennem-i manevi yaşıyor. Mesnevi 220 miydi? Yani kafirin cehennem-i manevisi. Tamam. Şu anda buhran, bunalım, panik, depresyon, hiddet, intikam, hasret, nefret, öfke. Hepsi. Bu halet mi? Bu halet nerede? Cennet. Ha cehennemde. Beden de onun içinde. Öyle ne ararsın şu an bu arada? Hakikati kendinde ara. Cennet cehennemi. Avam diyor ki, İmam Rabbani Hazretleri söylüyor. Avamın diyor beklediği öldükten sonra olacak cennet cehennemi. Havas dünyada yaşar diyor. Yani iyi fark eder. Ahirette sürpriz yok kardeşler. Ahirette sürpriz yok. Nokta konulacak bu hayatımıza baş harfle devam edecek. Mesela bir kitap yazıyorsun. Nokta. Tül perde şöyle takılıyor, ayakkabılıklar şöyle olur. Ne alakası var bu kitapla? Ha, noktadan sonra böyle devam etmez. Hayat böyle noktalandı mı bu şekilde hizmet? Bu da müjde. Vefat ettin. Nokta. Baş harf yaşadığın gibi devam edecek. Sürpriz bir şekilde var. Ummadığın bir şekilde Allah'ın ihsanı var. Allah'ın gadabı sürpriz değildir. Sürpriz yok. Herkes yaşadığını görecek. Artı ehli imana, kendisine iman edenlere Allah sürprizi verecek. Şimdi okuyorum 508. Az önce dediğinizi şurada diyeceğim. Mektebi de söyle abi mesafi. Mektubat 288. Mektubat 288. He. Cehenneme gitmeden cehenneme gider. Allahu Ekber. Kurban olurum senin davana usta. Bir daha oku. Cehenneme... 24. mektup o zaman o. Aynı 24. mektup 1. makam. Tamam. Görürüz. Bir de okur musun? Bak ne diyor? İzle oku. Cehenneme gitmeden cehenneme gider. İlk defa duyuyor. Cehenneme gitmeden cehenneme gider. Gitmeden nasıl giderim? Aha işte bu. İşte. Bu yani. Yani ne şekilde yaşarsa bu şekilde. Yani biraz önce halet anlattık ya abi. Evet. Halet. Şimdi cehenneme gitmedik. Şu anda dünyadayız. Bu mesela gadab, hiddet, nefret, öfke, panik, şunlar bunlar. Bu azap ya. O içtimai hayatta işte. Dediğim şey içtimai hayatta o cehennem. Şimdi bu halet olunca beden onun içinde mi? Evet. Peki bu haleti nereye koyacaksın? Herhalde cennet asa cemala koyamazsın bu haleti. Evet. Ben oraya açacağım ya. Dur buraya okumadan. Ben oraya mektuba... Demek ki içtimai hayatta cehennemi bir alet oluyor. Allahu Ekber. Nerede ya bu mektubatımız? 288. Abi dur. O şeyin üstünde. Heh. Ben bunu açmadan duramam ya. Ben onu göreceğim. Allah razı olsun Mustafa. Bugün kurstan geliyorum biliyor musunuz abiler? Çocuklara görüntülü ders yaptık. Bu serbest bölge. Görüntülü ders. İnşallah burada da yapmıştık değil mi? Yapmadık. Bir de burada yaparız böyle. Çocuklara, Kur'an kursu çocuklarına çok hoş. Ama bugün en çok bundan istifade ettim şu cümleden. İlk defa göreceğim bir bakayım diyor. Hakikaten öyle mi ya? 288. Allah Allah. Hakikaten demiş mi ya? Mubala ettiğimi zannediyorsunuz ha. Neresinde Mustafa? 288.
Birinci makam, üçüncü remiz. El asıl mı diyor? Ehli dalalette ha. El asıl da değil mi? Ha tamam evet. En sonunda. Desene mübarek en sonunda. O hakikaten varmış ya. He ya. Yani onun küfrü, o küfür haleti onun dünyasına adem doldurur. Dünyası yok olur. Ben yok. Onun başına boşaltır. Daha cehenneme gitmeden cehenneme gider. Cehenneme gitmeden nasıl cehenneme gider? Gitmemiş ki gidiyor. Gitmeden gitmek. Soru da ben, cevap da ben. İsteyen de ben, cevap da ben. 288. Bu böyle bir cümle olur mu? Cehenneme gitmeden cehenneme gider. Ehl-i Mana da ne diyor sana abi? Ehl-i Mana ne diyor? Vedhuli cenneti. Vedhuli, gir cennete. Cennetime gir. Allah Allah. O nerede geçiyor? O Kur'an'da. O şeyde, Kur'an-ı Kerim, Hasan Feyzi abinin Ayet-i Kübra, Kartın Kapat, Ayet-i Kübra, Ayet-i Kübra, Kartın Kapat kitabının en sonunda takriz var. Ha, ufak kitapta mı? Ha, ufak kitapta. Takrizde geçiyor. Ayet-i Kübra'nın arkasında sonunda. Ayet-i Kübra'da. Fethuli fi ibadî ve tuli cenneti. Cennetimi geliyor, daha buradasın. Ama bu da, bu, onu hep kullanırdık ama burayı bilmiyordum. İlk defa gördüm. Benim kitapta herhalde bu yok. Mübalağa etmiyorum. Çünkü çok korkunç şeyimi çekerdi bu. Yok yani. Cehenneme gitmeden cehenneme gider. Allah Allah. Ya biraz önce çıprınıp da bir şeyler atmaya, hissedip anlatmaya çalışmaya çalıştığım var ya, hissediyorum. Fakat tanımlayamamıştım. Ha böyle işte. Cehenneme gitmeden cehenneme gider. İşte bu. Allah Allah. Yani küfür ikinci mektup sonunda diyor. Küfür zakumun cehennem tohumunu taşıyor. Evet. Hanzale çekirdeği, hanzale ağacına hamile olduğu gibi küfür tohumu da cehenneme hamiledir. 104 mesleviniyor değil. Şimdi ben şey okuyacaktım, burası da çok önemli, şurayı. Ulan bu durup dururken bu ders hakikaten tuhaf bir dersti ya. Bu nereden geldi ya? Subhanallah. Duyguları, insan duyguları, yani gözü, kulağı, anlayışı, feraseti, değil. Duyguları, efkarları, fikirleri, kainatın envar-ı marifetini getirdiği vakit, kainattan malzeme getiriyor, arı gibi. Arı gibi, ustad kendi söylüyor. Arı gibi envar-ı marifet, envar, marifet nurları, yani ruhun gıdaları, aklın gıdaları, kalbin, vicdanın gıdaları. Nereden getiriyormuş? Kainattan. Getirdiği vakit, kim getiriyormuş? Kim getiriyor Şaban kardeş? İki şey. Bir duygu, bir de efkar. Duyguları ve fikirleri. Arı gibi getiriyor. Arı polen getiriyor ya. Senin sağ arı peteğine getirdi. Peteğine getiriyor poleni, sonra bal yapıyor değil mi? Onlar bal yapıyor. Şimdi gözümüz, kulağımız, bir de efkar, fikirler, düşünceler, ilim. Kainattan envar-ı marifet. Yani marifet nurları. Yani Esma-i Hüsna'nın cilve cemal nakış sanatını getiriyor. Çiçekten, şeyden getiriyor, hurmadan getiriyor, armuttan getiriyor, buğdaydan getiriyor, getiriyor. Getirdiği zaman tamam içeriye koydu. Nefsinde onu tasdik edecek, ışıklandıracak, idame edecek bir madde bulamadığı için geldi içeriye girdi. Ama nefsinde, nefis derken enaniyet, gurur, kibir değil o. Nefis insan demek. Nefisin 7 mertebesi var. Şerri emmaredir. Levvame, mulime, mutmainne, raziye, safiye, natika, ilahir. İnsan. Yani namaz kılmayan diyor. Ne yaptı? Kendi insaniyetine zarar verdi. Nefis insan demek. Namaz kılmayan nefsine zulmeder diyor şu anlarda. Nefis ne demek? İnsan demek. Ha, tamam. Şimdi dağıtmayayım. Duyguları ve efkarları kainattan envar-ı marifeti getirdiği vakit nefsine, yani insanlığına getirdiği zaman onu tasdik edecek, idame edecek, ışıklandıracak bir madde bulamadıkları için, yani o madde gelip onu havuz olacak, kab olacak, o su orada durması için bulanabilecek bir şey bulamayınca geldi. Evet. Nerede duracak? Bulamadığı için sönerler. Sönüyor. Sen bana su ver. Nereye koyacağım? Bugün çocuklara dediğim gibi. Konuşuyorum dedim, onu saklayabilir misiniz? Dedim, şu anda konuşmayın. Yani hakikaten. Konuşmamı saklayabilir misin böyle? Saklayayım. Nasıl saklayacaksın? Ha gittim.
Ama kayıt yapabiliyorsun telefonla, bir kamerayla. Kamerayı sonra cebine koy Şaban Ali kardeş. Bütün hem video var hem ses var. Açmadan içini görebilir misin? Görebiliriz. Hiç çalmadan sesi duyabilir misin? Görebiliriz. Sessiz yerde ses var değil mi burada? İçi karanlıkta filmler var değil mi? Kafada böyle. Nasıl ki kamerayı tuttun, hepsini aldı. Şüphen var mı? Hem sesi çekti, hem sırrı. İşte neyi seyrediyorsak içeriye giriyor. Filmi, televizyonu da kapatsan, videoyu da kapatsan kafana girdi, seyretti, bitti o. Girdi, geçmiş olsun. Peki o fikir ve duygu insana geldi. Kabul etme noktası. Ha, bak şimdi, duyguları, efkarları evet. Kainata saldı. Geldi, ama geldi içeriye aldı. Ama onu onaylayacak, tutacak, burada dur, iyi yaptın diyecek bir şey yok. Onu idame edecek, ışıklandıracak, ev sahipliği yapacak bir şey bulamayınca sönerler diyor. Sonra gelen her şey nefsindeki renkler ile boyalanır. Bazılarına, ikinci tip insana geliyor, kendisine göre boyalıyor. Ben böyle anlıyorum diyor. Yılan suyu içer, zehir akıtır, aynı suyu. Arı içer, bal akıtıyor. İkinci bir tip insan var. Nefsindeki boyalarla boyalıyor. Şöyle diyeyim. Güneş tek ışık veriyor, foton veriyor, ziya veriyor. Yeşil biber kendisini o güneşe alıyor, kendisini de değiştiriyor, yeşil yapıyor. Kırmızı biber de aynı güneşi kendisi değiştiriyor, kırmızı yapıyor. Kırmızılık, yeşillik çiçekle alakalı. Bitkiyle alakalı. Kendisi değiştiriyor. Onun istidadıyla alakalı. İstidadıyla alakalı. Alıyor. Mesela adam dersi dinler, enaniyeti artar. Kibri artar. Oysa terbiye olmak gerekirken bu dersten sonra o ben ne kadar bildim falan. Başkasına cekka yapacak öyle şey. Veya ne bileyim başka tuhaf ticarette kullanır, enaniyette kullanır, liderlikte kullanır, kullanır yani böyle. Bak kendisine göre değiştiriyor onu. Üçüncü bir model var. Mals-ı hikmet gelse nefsinde abesiyeti mutlaka suretini alır. Üçüncüsü şey, mals-ı hikmet gelse böyle acayip bir ders olsa, acayip bir şey olsa nefsinde onu tasdik edecek, idame edecek, ışıklandıracak olmayınca abes. Halit Abid anlatmış. Anlatsa ne olacak? Adama ha, duvar bile değil. Abes. Böyle der içinde. Abese dönüşüyor. Yani su abes mi? Hayır. Yılanın fıtratında zehir oluyor. Su zehir değil. Önceki söner, bu abes. Abes. Bu sönüyor. Abes oluyor ama bir de bu değişik şey oluyor. Abesiyeti mutlaka suretini alıyor. Niye diyor? Çünkü şu aldaki enenin rengi şirk ve tatildir. Orası mana ismi ciheti ya sana. Evet. Mana ismi, manesi, mane harfi olduğu için. El azametü izari vel kimriyav lidai. Birbirine giydirilmiş perde. Birisi gömlek, birisi palto. Veya birisi ihramın iki parçası birbirine giydirilmiş. Bu demek ki bunlar bizi örten elbise olduğu gibi Allah'ı da örten büyüklük ve genişlik. Ha? Azamet ve kibri o demek. Mesela bir okyanusa düşünün. Üç tane şey göstereceğim ufuk. Yani ben nakledeceğim bu sözlerden. Okyanustayız Şaban kardeş. Bir yapar mısın kendini? Okyanus. Büyük okyanusta. Ortadasın. Yukarıya bak semaya. Dibi yok değil mi abi? Çıplak gözler. Ufka bak bakayım. Sahil var mı? Yok. Aşağı bakar mısın abi sipsiyah? Dip var mı? Yok. Ha, üç tane. İşte insan emaneti kübrayı şöyle almış. Ayeti mealiyle gökler, başka? Zemin. Dağlar emaneti almadı. Tek tek alamaz. Gök alamadı. Bir şey kullanacağım bununla alakalı. Gök alamadı. Zemin alamadı. Dağ da alamadı. Ama üçü bir araya gelirse alabilir. Gökten maksat ruhtur. Ruh tek başına, ruha tek başına, hayvanların da ruhu var. Tamam. Tek başına Cebrail'in de ruhu var, emanet alamaz. Gökler sema, sema ruh. Zemin, kalp. O da tek başına Allah'ın emanetini alamadı.
Da Risale-i Nur'a çok kullanılıyor. Çok. Da dimadır. Da dimadır. Akıl yani kafada tek başına alamadı. Ancak ruh, kalp, akıl bir olursa emaneti hamletti. O da insanda var. O da insanda var. İşte 30. sözde diyor ya, sema, zemin, dağlar emaneti kaldıramadı ama insan kaldırdı. Niye kaldırdı? Ne acayip bir tuhaf şey meal veriliyor bilemem ama diyor ki insan innehu kâne zalûman cehûlâ. İnsan ne kadar zalim ve cahildir. Ben ters anlıyorum bunu. Tamam. İnsan zalim ve cahilliğini anladı. Bunu kaldırmak için emaneti aldı. Niye aldı bu emaneti? Niye aldı ama? Zalimliğini ve cahilliğini kaldırmak için aldı. Ancak onunla kalkar. Veya cahilliğinden almış. Değil abi. Onu kaldırmak için almış. Bilerek alıyor. Evet. Onu kaldırmak için alıyor. Onu kaldırmak için alıyor. Şuurunu bilerek alıyor. Şeyin ustad nerelerden bahsediyor ya? Çok şükür ya. Bu köyde bu dersler değil mi? Allah'ıma şükürler olsun ya. Çok şükür ki muhatap etti bizi ya Rabbi. Ey İsmail Aga, Allah bizi muhatap etti. Kendisini anlamak için böyle derse getirdi, oturttu halkaya. Hepimiz ders talebesiyiz. Hepimiz talebeyiz. Çok şükür. Ya talebenin en büyük özelliği ne? Haddini bilir. Hududunu aşmaz. O talebeyi. Daha nerelerde? Bingöl'e gitmiştik. Mezarın dibinde, mezarın içinde görmüş. Büyük bir ağaç var. Çınar ağacı. Onun altında ders yapıyorlarmış. Haftada iki gün. Oraya toplanıyorlar, orada ders yapıyorlar. Binlerle, okuyorum. Bir daha. Azamet hakikati, kibriya ve azamet hakikatiymiş. Sonra bu hakikat ikinci şuanın ikinci makamında. Esas orada anlatıyor. İkinci şua. Mehmet Su burada mı Amerikalı hoca? Üniversite hocası. O diyor ki abi diyor kafayı taktın şu şualara. Ben ne yapayım? Bak şu kendisi söylüyor. Mehmet buradaysın. Diyor ki ikinci şuanın ikinci makamında ve Risale'nin mutadid yerlerinde bu anlatılıyormuş. Azamet ve kibriya. Bu anlatılıyor. İzah edildiğinden burada bu kadar deriz ki binler şimdi bunu bize aklımıza yaklaştırıyor. Allah'ın azamet ve kibriya bir üzerine giydirilmiş perde. Nasıl ki Temmuz, Ağustos'da şiddetli zuhurundan ekvatora yakın olan Arabistan gibi yerlerde çadırdan dışarıya çıkıp bakamıyorsun. Ama onun gösterdiği toprağı, kumu, arabayı, çadırı görüyorsun. Güneşin gösterdiğini görüyorsun ama güneş her şeyi gösteriyor, kendisini gizliyor. Nerede gizlemiş? Şiddeti zuhurunda. Şiddeti açık olması kapatıyor. Çünkü biz müsait değiliz. Öyle bir göz yok. Şiddeti zuhur bizi kör etmiş. Yoksa o gizli değil. Biz göremiyoruz. O gizli değil. Onun gizliliği cehaletimizde. Hani ikide bir derim ya. Cinlerin gücü bizim cehaletimizden. Cinlerin gücü korkmamızdan. Köpekleri de cesaret korkmamızdan kaynaklanıyor. Tam kovalarken sen de kaçsan acayip cesareti geliyor. Hemen istersen bir fren yap. Ona doğru git bakayım bak ne yapıyor. Hemen kaçıyor. Ona cesaret bizim cehaletimizden. Ha? Şimdi burada da diyor ki Allah'ın azamet ve kibriyası niye kendisini örtmüş buna? Ona aklımıza yaklaşacak örnek verecek. Binlerle sene birbirinden uzak bir mesafede bulunan yıldızları ışık yılıyla, hadiste de var. Işık yılı ölçü birimi olarak ışık yılı diyor. 70 ışık yılı diyor. Mesela Peygamber'in hatırlığı bir hadisinde yıldızlardan bir kısmı var ki diyor 70 bin mi diyor. 70 ışık yılı diyor. Yani ışık mesela saniyede 300 bin kilometre hızla gidiyor. Saniyede 300 bin kilometre hızla giden bir güneşin fotonu 70 bin sene gitse ne kadar mesafe yapar? Bu kadar böyle yıldızlar arasında mesafeli şeyler de var böyle. Yıldızlar var. Işık yılı. Allah Allah. Binlerle sene birbirinden uzak bir mesafede bulunan yıldızları aynı anda aynı tarzda icat edip tasarruf eden. Allah Allah. Yani 70 bin ışık yılıyla birbirinden uzak olan iki tane yıldız aynı anda aynı muamele görüyor. Bunu anlamak için biraz şey oldu. Kafamızda aldı.
armut ağacını kabul edelim, böyle bir armut düşünün. Sağdaki dallara, yapraklara muamele yaparken solda da yapıyor, sıra koymuyor. Mesela güneş burada icraat yaparken güney köyüne vuruyor, bogineye vurmuyor, tektaşa vurmuyor, kuzeyciye vurmuyor. Niye? Sıraya koyuyor. Bir burayı bitirelim sonra oraya. Biz öyleyiz ya, çay toplarız öteki darba geçer. Öyle değil. Ağacın sağına müdahale ederken, tasarruf ederken soluna da müdahale ediyor. Şimdi ışık yılı birbirinden uzak olan binlerce mesafeli yıldızlar aynı yıldıza aynı şekilde müdahale ediliyor. Aynı anda. Neyi gösteriyor bu? Aynı anda ikisine hakim olduğunu gösteriyor. Mesafe yok. Birbirinden uzak mesafede bulunan yıldızlar aynı anda aynı tarz, aynı şekilde icat edip tasarruf eden bir. İki, şimdi zeminin şark ve garp ve cenup ve şimalinde bulunan aynı çiçeğin hadsiz efradını bir zamanda bir surette halk edip tasvir eden. Bir çiçek düşün, kuzeyde, güneyde, batıda ve doğuda. Aynı anda aynı çiçeği. Aynı anda yapılıyor. Tasvir ediyor, şekil veriyor, koku veriyor vesaire. Aynı anda bu kadar mesafe var. Şimdi Mesnevi Nuriye'de şöyle bir şey var Mustafa. Kuzeydeki bir çiçeğe veya koyuna, koyunun tüyüne, dünyamızın güneyindeki bir koyuna aynı anda müdahale ediliyorsa, tamam? Şimdi burayı ölçü al diyor. Allah bundan bu koyun kadar uzak. Yani bu koyunun yaparken, tamam, bunu yapmıyor diyelim. Bunu burada duruyor, haşa. Burada yaparken burada değil. Burada yaparken burada değil. Allah'ın diyor kurbiyeti buna müdahale ediyor. Bundan da müdahale ediyorsa aynı anda Allah bundan bu kadar en az uzak. Ama aynı anda bunu da yaparken Allah buna sonsuz yakın. Yani bir şeye Allah sonsuz yakın, sonsuz uzak. Ne kadar uzak? Aynı anda iki yıldıza aynı anda müdahale ediliyorsa Allah bundan uzaklığı bu yıldızdaki mesafe kadar. Ama bizzat içine tasarruf etmesi gösteriyor ki buna sonsuz yakın. Onu ben şöyle örnek vereyim. Su buza ne kadar yakın? Su buza ne kadar yakın? İçici kadar. Sonsuz yakın. Yani ne demek? Buz suyla yapılmıştır. Buz ne demek? Suyun donmuş halidir. Allah bu kainata ne kadar yakın? Sonsuz yakın. Yani Esma-i Hüsnalar donmuş, kainat olmuş. Kudretin tecessüm. Yani kudretin tecessüt etmiş, tecessüm etmiş. Yani bir daha, su buza ne kadar yakınsa Allah'ın esmaları da bize o kadar yakın. Yani su donmuş, buz olmuş, ona yakınlık, uzaklık yoktur. Onunla yapıldığı için ona öyle denmiyor. Sonsuz uzak, sonsuz yakın. Su buza sonsuz yakın olduğu gibi Allah'ın da Cemil ismi çiçeğe sonsuz yakın. Yani çiçek Allah'ın Cemil isminin donmuş hali. Cilvesi, cemali, nakşi ve sanatı donmuş. Onun için Allah kalbime sonsuz yakın, sonsuz uzak. Küfür sonsuz uzak derken şu. Onun bana yakınlığı, ben donmuş esmayım. Benim cehaletim, gafletim, günahlarımla Allah ile o kadar uzak. O kadar uzak. Sonsuz yakın, sonsuz uzak. Huvellezî halaka semâvâti vel ardî fî sitteti eyyâm. Yani gökleri ve zemini 6 günde yaratmak gibi. Allah sonsuz yakın. 6 gün ne demek yani? 13. sözde anlatır bunu. 6 günde halaka semâvâti vel ardî fî sitteti eyyâm. 14. söz mü? 14. sözde ne demektir 6 gün? Oraya bırak, havale ediyorum. Bir de Barla da izah ediyor. Onu da havale ediyor. Ne demek 6 gün dedi? Girersek şey olur. Ama burada biraz değinecek. Yani gökleri ve zemini 6 günde yaratmak. Bir hemen çabukça söyleyeyim. 6 tane inkılap var. 6 tane inkılap var. İnkılap. Yani birisi Nur-u Muhammedi. Birisi Kab-ı Kavsen. Birisi Arş-ı Azam. Birisi Lef-i Mahfuz. Birisi Lef-i Mahfuz. Birisi lef-i mahfi ispat, birisi emri kün fe-kün tezgahlar, birisi alem-i şehadet. 6 tane inkılap demektir, tamam mı? 6 gün demek.
bize hitap ettiği için bizim ölçü birimiyle konuşuyor. Biz oluyor, bize hitap ediyor. Bir daha. Biz oluyor, bize hitap ediyor. Ben bugün çocuklara derse girdim. Kur'an kursu çocuklar. 9 yaşındaydı değil mi? 9'da 12 mi? 17. 9'da 17. Ben nasıl 9 yaşında çocuk oldum, nasıl duymak isterdim serbest bölgeyi? Çocuk oldum, o oldum, kendime hitap etti. Nasıl duymak istediğimse öyle çocukla konuşmaya çalıştım. Allah da bize bazen Rab makamında, bazen uliyet makamında oluyor. Uliyet olunca ona yakışır gibi hitap ediyor. Rab olunca ben oluyor, bana hitap ediyor. Benim gibi konuşuyor. Anlasın diye. Ne kadar güzel bir Allah ya. O kadar hoşuma gidiyor ki. Böyle Allah olması lazım. Çok hoş. Elhamdülillah. Yani gökleri ve zemini 6 günde yaratmak gibi geçmiş ve gaybi çok acayip bir hadisi. Biz yaratılmadan önce kainat 6 günde 6 tane böyle inkılap görmüş. Ama bize göre ne? Gayip. Sanki hazır gibi önümüze koyuyor. Kur'an demese nereden bileceğiz biz bunu? Böyle yaptığını. Allah demese nereden bileceksin? Arşazan varmış, kürs varmış. Daha söylemediği o kadar şeyler var ki ama bilmiyoruz. Bak yok. Demek ki her şey halolunduktan sonra. Evet. Her şey bitmiş. O sofraya getirir. Aziz misafir. Şöyle. Benim mesela eve davet etse Halit abi. Böyle bir vakabe olmadı da şimdiye kadar. Şimdi bu sene inşallah olur. Beni eve davet etsen. Ne yapıyorsun? İlk önce sobayı şey yapıyorsun, yakıyorsun, sofrayı seviyorsun falan. Ondan sonra aziz misafiri davet ediyorsun. Bir hazırlık yani. Hazırlık yapıyor. Allah aziz misafir insana çok değer veriyor. İlk önce bütün kainatı yaratıyor. Sonra dur diyor. Buralar bir işlesin diyor. Ruhanileri yaratıyor. Sonra dur diyor. Aziz misafirime yol açılsın. Biraz ısınsın ortalık. İşte yol olsun, cinleri getiriyor, şunları getiriyor, bunları. Ha ondan sonra diyor ki durun siz, hükmünüz bitti. Esas bekle, esas ben yaratmak istediğim geldi. Onlara hizmet edeceksin. Aziz misafirim, insan oldu insin aşağıya. Demek her şey hazır. Bir insandan başlıyor. Tamam mesela biz anamızdan doğduğumuz zaman dünya, köy, köy bizden sonra yapamadı ki Halit abi bu köy. Yani demek ki evet. İnsan yani yaratılmadan her şey halolmuş. Halolmuş. İnsan yaratıldıktan sonra başka bir şey bitti. Halk edilmedi yani. Yani yeni bir kainat yok. Evet, çünkü yok. Diyor 15. sözde söylüyor kainatın kalbi dünya diyor. Evet, evet. Ben çok merak ederim. Allah başka bir yeri de yaptıysa kıskançlık mı bilmiyorum. Ondan başka yerde de başka şeceri hilkat, başka insan nevi var mı diye. Bu işin peşine düştüm. 15. söz bana yardım etti ve memnun etti böyle. Çok hoş. Kainatın kalbi küre arzdır diyor. İnsan da Allah'ın halifesi. Onu temsil ediyor. Peki şu anda görüyor mu değil mi Allah? Şu anda görüyor mu? Şu anda görüyor. Şu anda duyuyor mu? Duyuyor. Mesela bilmiyoruz ne şekilde görüyor. Bilmiyoruz ama halife semavati veler mesela. Yani kainata nispet edilse dünya bir misket kadar dahi olmuyor değil mi? Olmaz. Neden acaba bunu mesela denk tutuyor diyor. Bütün kaf, haraka, semavat veren 7 kat sema ile arzı denk tutuyor. Koca çınar ağacını çekildiğine denk tuttuğu gibi. Çünkü onu işaret edeceğiz diyor ki insan kafasına taktığı akla kalbinde beslediği istidada nispeten alem-i şehadet dardır. O aklın fikirlerini, o kalbin meyillerini ancak istibat ve inkişaf ettirecek darul ahiret ve kendisidir. Şeyde halifelik sırrı var işaret edeceğiz da. Melekler itiraz ediyor. Kan dökecek, fitne yapacakları mı yaratacak sonra? Allah diyor ki ben onlardan öyle bir şey takip ediyorum ki çok insan değil birkaç tane daha olsa. Onlarda öyle bir cevher, öyle bir gayem var ki o insanoğlunda o gayeme göre onun kan dökmesini, fitne yapmasını kale almam. Melekler de oturdular sandalyesine. İnsan da öyle ya. Allah Allah. İnsandan öyle bir şey bekliyorum diyor. İş atacağız da ya. Açarsam şimdi daha olur. Evet. Ya. Az önce dediğiniz burada diyorsun abi. Ha. Şeceri kainattan daha evvel o nevden başka şeceri yok. Aha 15. söz mü? Yok. Miraç Bahsi ismi Hakem Bahsi. Ne Bahsi Bahsi? Miraç Bahsi. Ha Miraç Bahsi. İsmi Hakem. Evet. Allah Allah. Miraç bahsinde mi geçiyor? İkinci müşkil. Ben başka bir şey. Bak şimdi. İnsanda takip ettiğim işaret edeceğiz. Kaçıncı sayfadaydı onu göstereyim. Çıkıyor. İnsanı öyle bir şey hakip bekliyorum ki onun şeyini almam diyor. Neredeydi burada? Hatırası için. Diyor ki
Kale inni alemu ma la ta'lemun cümlesiyle cevap verilmiştir. Yani eşya ve ahkam sizin malumatınıza münasır değildir. Allah meleklere diyor. Malum Adem ilminiz niye insan yaratıldı? Niye üzerimize kuma getirildi? Kuma değil mi? Bu memlekede öyle derler. Yani üzerine evlenmek. Yani bu kainatın biz vardı, ruhaniler vardı, cinler vardı. Niye üzerimize bu insan geldi? Adem ilminiz, siz bilmemeniz onların vücuda gelmeyeceklerine sebep olamaz. Benim, burası okumak istediğim şurası, altında yazılacak. Benim beşerin hilkati hakkında bir hikmetim vardır. Benim beşerin hilkati yaratılması hakkında bir hikmetim vardır. He, o hikmetin hatırası için fesatlarını nazar almam. Ferman Allah diyor. Allah diyor. Allah diyor ki, "Kale" dedi. İnni alemu ma la ta'lemun. Onlar ne demişti? Kalu tecelu fiyâ men yufsidûne fiyâ ve yesfikun dimâ cümlesiyle. Allah böyle cevap veriyor. Diyor ki benim niye hoşuma gidiyor? İnsana Allah'ın verdiği değere bak ya. Benim diyor beşerin hılkati hakkında bir hikmetim vardır. Benim. Bir hikmetim vardır. O hikmetin hatırası için fesatlarını nazara almam. Ya Rabbi, sen Allah'sın. Nasıl biliyorsan öyle tenzih ve tesbih ederiz seni. Sen kendini nasıl biliyorsan sen öylesin. Allah'ım o şekilde tesbih ettiğimiz olarak kabul et. Amin. O Allah'ın hatırına. Allah, Allah olduğunu bilmekte ve Allah'a mahsus olan lezzeti mukaddesesi sırrınca bizi ve ehli imanı nur talebelerine hasretimizi affetsin. Amin. Allah, Allah olmak hasebiyle Allah oldu, Allah Allah olduğunu biliyor. Allah, Allah olmaktan gelen lezzeti mukaddesesi sırrınca hepimizi affetsin Allah. Ya, çok şükür elhamdülillah. 199. Aynı manada başka bir yerde de var. Şimdi geçmeyeyim oraya. Aynı bunu söylüyor. Benim diyor beşerde kan dökme, evet biz zaten konuya giremedik. Ama şurayı bir düz okuyayım. Bir daha okuyayım. Huvellezî halaka semavati vel ardı fî sitteti eyyâm. Yani gökler ve zemin altı günde yaratmak gibi. Geçmiş ve gaybi ve çok acayip hadiseyi hazir ve göz önünde bir hadiseyi ispat etmek ve onun gibi acip bir tanzir olarak sanki o Allah bu kainatı yaratmadan önce kainatı 6 tane inkılaptan geçirdi ya ona benzer tanzir dünyada 6 defa inkılap yapıyor bir şey yaratılması için. Bir şey, bir hurma gelmeden önce 6 tane inkılap geçiriyor. Onu anlayasınız diye dünyanın içerisinde aynı yöntem kullanıyor. Tanzir olarak zeminin yüzünde bahar mevsiminde harş-ı azamın 100 binden ziyade misallerini gösterir gibi 200 binden ziyade nebatat. Mesela 4 tanesi 4 mevsim. 4 tanesi 4 mevsim. Bir tanesi bunun bütünselliğinin o mekanın bir tanesi de insana bakıyor. 6 tane. Yani sanki bu kainatı yaratmadan önce 6 tane devri bir elmanın yaratılmasında da 6 tane devir yapıyor. Hani tanzir. Hani onu anlayasınız diye. Ne de harş-ı azamın 100 binden ziyade misallerini gösterir gibi 200 binden ziyade nebata tayfelerini ve hayvanat kabilelerini 5-6 haftada inşa etmek. Yani mesela bir hurma 5-6 haftada geliyor. 5-6 haftada. İnşa edip kemali intizam ve mizan ile irtibatsız noksansız. Yani eksiksiz noksansız. Mesela burada yapılırken Kuzeyce Köyü'nde de yapılıyor. Tektaş'ta da Melyat'ta da yapılıyor. Aynı anda hurma yapılıyor. Şimdi hurma dönemi ya. İrtibatsız, karıştırmadan, noksansız, yalnızsız, beraber birbiri içinde idare ve terbiye ve iaşe, beraber terbiye, iaşe, temyiz,
tezyin eden. Allah Allah. Ve ayet okuyorum. Yulicu leyle fin nehari ve yulicu nehare fin leyl. Sadakallahul azim. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Thank you.